1. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 130 Gezegen Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları. Gezegen Yayıncılık Sayfa 130 Tanah'ın 2. bölümü olan Peygamberlerde, Nevim, yer alan kitaplar, İsrailoğullarının tarihinden söz eder. Tarihi ve dini olaylar kronolojik düzende ele alınır. Tanah'ın 3. bölümü olan kitaplar, Ketuvim, Tanah'ın farklı dönemlerine ait tarihi, dini, edebi ve felsefi metinlerden oluşur. Sözlü metinler, sözlü Tora, Mişna ve Dan oluşur. Mişna Tevrat'ın, Gemara Mişna'nın yorumudur. Gemara, Mişna metnini de içerdiği için genel olarak adıyla anılır. Mişna ve Gemara'dan oluşan Talmud'a sözlü To denir. Bunlara yazıya geçirilmeyip sözlü olarak nakledilmelerindendir. Tevrat'ta ahiretten söz edilmediğinden bu konuda Yahudilikte bir belirsizlik vardır. Buna rağmen, Yahudi din bilgini Rabbiler, öldükten sonra dirilme ve ahiret hayatı ile ilgili tasvir ve tanımlamalarda bulunmuşlardır. Ahiretin varlığına inanmayı bir iman esası haline getirmişlerdir. Ancak bazı Yahudi mezheplerinde yer almasına rağmen, Yahudilikte ahirete iman esası genel kabul görmemiştir. Ahiret inancı tam olarak Ortodoks Yahudilikte bulunmaktadır. Yahudilikte yukarıdaki inanç esaslarının yanı sıra, Tanrı tarafından Hazreti Musa'ya, ASS, iki ayrı levha halinde verildiği kabul edilen ve Tevrat'ta iki ayrı yerde geçen, 10 emir de Yahudiliğin temelini oluşturan esas ve ilkeler olarak kabul edilir. 1. Seni Mısır diyarından, esaret evinden çıkaran Tanrı benim. Benden başka Tanrın olmayacak. 2. Kendin için yontma put yapmayacaksın. Hiçbir şeyin resmini yapıp tapmayacaksın. 3. Tanrının adını boş yere ağzına almayacaksın. 4. Cumartesi gününü daima hatırlayıp onu kutsal bileceksin. Haftanın 6 gününde çalışacak, 7. gün dinleneceksin. Cumartesi, Rabbine tahsis edilmiş genel dinlenme günüdür. O gün, ne sen, ne oğlun, ne kızın, ne hizmetçilerin, ne de hayvanların bir iş yapacaktır. 5. Babana ve annene hürmet edeceksin. 6. Öldürmeyeceksin. 7. Zina yapmayacaksın. 8. Çalmayacaksın. 9. Komşuna karşı yalancı şahitlik yapmayacaksın. 10. Komşunun evine tamah etmeyeceksin, komşunun eşine, kölesine, cariyesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Etkinlik Yahudiliğin inanç esasları ile İslam dininin inanç esasları arasında ne gibi fark ve benzerlikler vardır? Arkadaşlarınızla karşılaştırarak değerlendiriniz. Cevap, Yahudilik ve İslam, yazılı yasaların önüne geçebilen sözel geleneğe dayalı ve diniyle laik alanlar arasında ayrım yapmayan din hukuk sistemlerine sahip olmaları ile eşsizdir. İslam'da söz konusu dini yasalara şeriat, Yahudilikte ise halaha adı verilir. Gerek Yahudiliğin gerekse İslam'ın kökenleri Orta Doğu'da, İbrahim'e dayandığından, her ikisi de İbrahim'i, semavi dinler, olarak kabul edilir. Yahudilik ile İslam'ın paylaştığı birçok ortak yön bulunmaktadır. Temel dini görünümü, yapısı, hukuk felsefesi ve uygulaması ile İslam Yahudiliğe benzer. 1. Sınıf Gezegen Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 130 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.